Hazır mısın? Tamam. Ali Bey, öncelikle geçmiş olsun. Çok zorlu bir süreç yaşadınız ve bu süreçte gerçekten Kayseri için FETÖ bağlantısı ve FETÖ dosyalarında önemli bir isim olarak bize addedildiniz, anlatıldınız. Ama şu an itibariyle görüyoruz ki 3 yıllık, 4 yıllık hukuk mücadelenin sonunda sizin FETÖ ile bir bağlantınızın olmadığını hukuk ispat etmiş oldu. Bu anlamda size sorularımız var ama izleyicilerimiz için sizi öncelikle bir tanıyalım. Ali Üstünel kimdir? Evet, ben 1967 doğumluyum. Aslen Yugoslav muhaciriyim, Boşnağım. Evliyim. Avukat ve öğretmen oğlum ve kızım var. Onlar da evliler. İki torunum var. Şu an eşimle birlikte. İkimiz de emekliyiz ama ben yine özel sektörde çalışmaya devam ediyorum. 26 yıl kadar silahlı kuvvetlerde, hava kuvvetlerinde görev yaptım. 2009 yılında emekliliğime müteakip 6 yıl kadar Büyükşehir Belediyesi'nde Spor AŞ isimli bir şirkette görevlendirildim. Son 5 yıldır da bahsettiğim üzere özel sektörde çalışmaya devam ediyorum. Şimdi çıkan iddia şuydu öncelikli olarak. Atın Öztürk'ün emir astsubayı Ali Bey tutuklandı, gözaltına alındı, dosya başlattı ve bu gerek yerel gerek ulusal basında çok ciddi anlamda bir süreç oluşturdu. Yani biz sizi tanımayanlar için dışarıdan bakan ilk insanlar baktıklarında Akın Öztürk'ün emir astsubayı olarak gördüler. Ve bununla beraber de biz dosyanın başladığını biliyoruz. Peki öyle mi oldu? Yani nasıl gelişti bu süreç? Bu bağlantı nasıl kuruldu? Geçirdiğim soruşturmalarda resmi gerekçe olarak gösterilen şey hakikaten Akın Öztürk'le olan irtibatım, darbe gecesi telefonla görüştüğüm iddiası şeklinde basına ve kamuoyuna yansıdı. Ama bu gerçeği yansıtan bir iddia değildi. Zira ben Akın Öztürk'le 2003-2004 yıllarında Kayseri'de bulunduğu sürede görev yaptım. Sonra da insani münasebetlerimiz devam etti. Ben 2009 yılında silahlı kuvvetlerden emekli oldum. Akın Öztürk dışında Kayseri Garnizon Komutanı sıfatıyla 5 ayrı generalle daha görev yaptım. Son görev yaptığım generalle Ergenekon ve Balyoz soruşturmaları kapsamında da yargılamalarım oldu. O zamanki iddia Ergenekoncu olduğuma dairdi. 2016 yılındaki darbe girişimi ve sonrasında maalesef esas itibariyle kendi kimliklerini gizlemek gayesi taşıdığını düşündüğüm isimlerin iftiralarına maruz kaldım. Sahte isimle yazılan ihbar mektupları darbenin çok öncesinde, 1-1,5 yıl öncesinde. Buna karşı verdiğim mücadele resmi makamlara, Cumhurbaşkanlığına, Milli Savunma Bakanlığına, eski bir asker olmam sıfatıyla müracaatlarım maalesef gerekli şekilde incelenmedi. Ama ben yaşananları, gözaltına alınmamı, tutuklanmamı, yargılama sürecini özellikle 2016-2017 yılları için söylüyorum. Son derece anlaşılabilir buluyorum kendi adıma. Çünkü profil itibariyle o örgüte mensup biri olarak tanımayanlar tarafından değerlendirilebilirim. Bu oldukça açık. O günlerdeki emniyet ve yargı mekanizmasının yoğunluğu, sürecin hassasiyeti, kesinlikle yaşadığım mağduriyetleri bu anlamda anlamlandırabiliyorum. Çünkü devlet açısından da, adli makamlar açısından da incelenmem gerekiyordu, kontrol edilmem gerekiyordu, araştırılmam gerekiyordu. Tutuklu ya da tutuksuz. Bunlar vuku buldu, yapıldı. Bugün resmi makamların, yargı birimlerinin bir insanın FETÖ'cü diye nitelendirilmesine sebep olan hiçbir unsur bulunamadı. Fakat sonraki süreçte maalesef üzülerek söylüyorum ki bir kısım müfteri isimlerin gıyabındaki
dedikoduları ve bunların neticesinde de aslında son dönemlerde isimleri FETÖ borsasıyla anılan bir kısım isimlerin iddiaları, suçlamaları sonucu yeni bir soruşturma başlatılmıştı. O soruşturma 3,5 yıl kadar devam etti. Bu defa suçlama örgüt yöneticiliği suçlamasıydı. Geçmiş 10 yılım incelendi. Bunu mahkeme kayıtlarından görebiliyorum. Allah'a şükür herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı. Son duruşmada hakim FETÖ yöneticiliği iddialarının yersiz olduğu kanaatine vardı ve iddiayı reddetti. Bundan sonra tabii ben gerçekten yaşadığım büyük üzüntüleri, ailemin, yakınlarımın, sosyal çevremin, kendilerine karşı sorumlu olduğum insanların üzüntülerini içime sindirmeye çalışacağım. Gerçekten bir Balkan göçmeni olarak özgürlüğün, vatan ve bayrağın ne anlama geldiğini iyi bilen insanlardan biriyim. Hiçbir şartta, hiçbir şekilde devletin emrettiği kanunlar, amirlerimin bana ilettiği emirler dışarısında davranışım olmadı. Silahlı kuvvetlerde ya da Büyükşehir Belediyesi'nde yaptığım görevler esnasında en büyük hassasiyetim kamu malına zarar gelmemesi ve temel değerlerimizin doğru şekilde uygulanabilmesine yönelikti. Bunu birlikte çalıştığım arkadaşlarım da teyit edecektir. Şimdi artık daha rahat nefes alabiliyorum açıkçası. Tedirginliklerimi atmış vaziyetteyim. Şunu söyleyebilirim. Tekrar ediyorum, zor bir süreçti. Yargı makamları açısından da zor bir süreçti. Ancak gelmiş olduğumuz noktada Allah'a çok şükür FETÖ iddiaları karşısında hiçbir suç unsuruna rastlanılmamış olması ve artık bu anlamda temiz bir insan olarak bundan sonra yaşantıma devam edeceğim. Şunu da ifade etmek isterim. Aslında gıyabımda iftirada bulunanlar, onlara tetikçilik yapanlar, size temin ederim, isim bazında, bilgim dahilinde. Ama şunu söyleyebilirim ki, ben o müfterilerin bile kendileri için olmasa dahi eşleri, çocukları, yakın çevreleri adına benim yaşadıklarımı yaşamalarını istemem. Herhangi bir şekilde suçsuz yere mağdur edilmelerini asla istemem. Bu anlamda bunu canı gönülden söylüyorum. Herkese hakkımı helal ediyorum. İnşallah ülkemizde yargıyı temsil eden isimler, güvenlik güçleri, devleti tehdit eden oluşumlara karşı bundan böyle çok daha büyük hassasiyet içerisinde analizlerini yaparlar. Büyük devlet olmak da bunu gerektirir diye düşünüyorum. Ve çok daha güvenli, çok daha güzel yarınlara ülke insanı olarak birlikte kavuşarız diye değerlendiriyorum. Bunu temenni ediyorum. Şimdi Ali Bey, sizin Akın Öztürk'le yaptığınız telefon görüşmesiydi. Bizi, yani özellikle kamuoyuna, basına oldukça fazla miktarda yönlendirilen konu. Ve siz darbe gecesinde görüştüğünüz vesaireyle başlayan bir süreç var. 2 ay civarında yaklaşık olarak bir mahkumiyetiniz var. Nevşehir cezaevinde kaldınız. Ve daha sonrasında örgüt üyeliği suçundan beraat ettiniz. Ama hemen akabinde örgüt yöneticiliği. Üye olmadan yönetici olmak hangi mantıkla oluşturuldu? Bu bir. İkinci noktada bu süreçte yaşadığınız fazlasıyla miktarda gerek basın kanadıyla gerek sizi tanıyan ya da tanımayan insanlar aracılığıyla hakaretler ya da hakarete varan mevzular var. İşte evinizdeki mermerlere
kadar, başka hadiselere kadar sonlarca şey konuşuldu. Bunlarla alakalı bir hukuksal süreç başlatacak mısınız ya da cevabınız olacak mı? Ya tabii şimdi Akın Öztürk iddiaları, Akın Öztürk'le darbe gecesi telefonla görüşme iddiaları, hatta görüşme sayısına kadar, varana kadar birçok iddia gündeme geldi. Aslında bu iddialar kesinlikle mantıkla bağdaşmayan iddialardı. Yani darbenin bir numarası diye bilinen bir isimden bahsediyorsunuz ve o geceki telefon görüşmelerini devlet ya da yargı mensupları analiz edemiyor da 3-5 tane müfteri bunu iddia ediyor. Böyle bir saçmalık olmaz. Akın Öztürk'le benim darbe gecesi görüşmem olmadı. Bunu gözaltına alındığım ilk ifademde belirttim. Darbeden bir gün sonra telefon görüşmesi gerçekleştirdiğimi içeriğiyle birlikte söyledim. Gerekçesini de izah ettim. Dönemin Milli Savunma Bakanı Fikri Işık Bey'in TRT'de canlı yayın esnasında kendisinin gözaltına da olmadığına ve bir problem gözükmediğine dair açıklaması üzerine ben geçmiş olsun temennisinde bulunmak için aramıştım kendisini. Zaten sonrasında mahkemeye sunduğumuz deliller, HTS kayıtları bunu teyit eder nitelikte olduğu için gözaltı ve tutukluk süresi sona erdi. Ve akabinde yapılan araştırmalarda söylediklerimi destekler nitelikte olduğu için beraat ettim. Tabii örgüt üyeliğinden soruşturma açıldığında, yargılandığımda gözaltına alındım, tutuklandım. Ama çok daha büyük bir suçlama, örgüt yöneticiliği suçlaması. O dönemde böyle bir kısıtlama söz konusu olmadı. Bu da enteresandır. Maalesef şunu değerlendiriyorum. Bir kısım medya ve bir takım etkiler nedeniyle yargı mensupları da artık kendi iradelerini doğru şekilde yansıtmak yerine aslında masumiyetinden emin olduğu insanlara dahi yargılama sürecini uzatarak tabiri caizse topu taca atmak suretiyle kendi adlarına bir tepki gösteresin istemiyorlar. Böyle anlıyorum. Tabii çok zor günler yaşadım. Yani Kayseri'de mevcut bir kısım siyasilerin, bürokratların, yargı mensuplarının yahut basın mensuplarının aleyhimdeki söylemleri, iddiaları, hazmı çok zor şeylerdi gerçekten. Ama işte Allah'a sığınmaktan başka yapabileceğiniz bir şey yok. Ben hiçbir zaman her şeye rağmen ülkemizin yargı anlayışından, adalet mekanizmasının işleyişinden en küçük bir şüphe duymadım. Eğer zaten böyle bir tereddütüm olsaydı, 22 yılda yargılanırken, örgüt yöneticiyle yargılanırken ve herhangi bir kısıtlama bulunmazken suçlu psikolojisiyle birçok insanın yaptığını yapar, firar edebilirdim, yurt dışına çıkabilirdim. Böyle bir yola başvurmadım. Hiçbir şekilde aklımın ucundan bile geçirmedim. Çünkü böyle neticelerini biliyordum. Geç oldu ama nihayetinde doğru olan gerçekleşti diye düşünüyorum. Bundan sonra artık inşallah biraz önce de ifade ettiğim gibi çok daha güvenli bir ülkede, çok daha huzurlu bir ülkede inşallah ülke için, devletimiz için el birliğiyle herkes üzerine düşen sorumluluğu doğru şekilde yerine getirerek ülkemizin ilerlemesi yolunda mesafe kat ederiz. Daha iyi noktalara geliriz diye düşünüyorum. Evet, şimdi bu süreçte gerçekten zorlu bir süreçti sizin için. Çünkü hukuki yargılanmanızın dışında bir taraftan da gerek basın gerek diğer süreçlerle bir itibar yargılaması da yaşıyordunuz. Çok belki özel olacak ama çok fazla gündemde konuşulduğu için FETÖ borsası bu dönemde size ulaştı mı? Sizden bir şeyler talep etti mi? Ya da bu işi çözeriz çözmeliyiz denilen bir yapı size ulaştı mı? Yok, ben doğrusu FETÖ borsasıyla mensup olan ya da olduğu iddia edilen isimlerin böyle bir talebi, önerisiyle karşılaşmadım. Kimler olabileceği konusunda
Ben de ciddi mağduriyetler yaşadığım için süreci, kamuoyunu, gündemi yakın takip ettim ve bir takım kanaatlerim tabii ki var. Ama zaten FETÖ borsası dediğiniz şey ismi üzerinde daha çok ekonomik beklentilerle konuya yaklaşan bu yargı süreçlerinden rant elde etmeye çalışan isimlerden oluşuyor. Ben bireysel olarak onlar için doğru bir adres değilim. Çünkü onları tatmin edecek bir ekonomik güce sahip değilim. Olsam ancak onların hedeflediği isimlere ulaşabilmek için bir aracı hedef olabilirim. Kaldı ki o da benim adıma doğru bir profil değil. Çünkü ifade ettiğim gibi benim herhangi bir endişem yok. Borsaya itibar edecek bir korkum yok. Allah'tan başka kimseden de korkum yok. Dolayısıyla ben FETÖ borsasına mensup olduğunu düşündüğüm isimlerle alakalı böyle bir yaklaşıma şahitlik etmedim. Son olarak Ali Bey, şimdi FETÖ ile ilgili söylemek istediklerinizi alacağım. Bir de FETÖ sebebiyle, daha doğrusu sizin gibi suçsuz olduğu halde mağdur olan ya da mağduriyet yaşayan insanlara bir mesajınız olur mu, bunu soracağım. Ya FETÖ tabii 1980'li yıllardan itibaren ülkemizde faaliyetine başlamış. Ortaya koyduğu profille birçok insanın güvenini kazanmış. Gerçekten kendilerine itimat edilen bir topluluk olmuşlar. Sonraki aşamada maalesef devletin en etkin birimlerine kadar sirayet etmişler. Asıl niyetlerinin ne olduğu 15 Temmuz ve sonrası hepimiz tarafından öğrenildi. Bu manada bu yaş ve tecrübedeki düşüncem şu: demek ki devlet, kamu hiçbir şekilde kanunların cevaz vermediği, sadece İslami motiflerle süslü cemaatlere, tarikatlara, salt güvenden kaynaklanan duygularla hiçbir organı teslim edilemez. Çünkü hala aktif siyasette bulunan bir büyüğümden bir anekdot anlatayım size. Darbeden birkaç sene önce yine işte cemaatlerin devlet içerisindeki yapılanma gayretlerinden bahsedilirken şunu söylemişti: askersiniz yahut emniyet mensubusunuz yahut yargı mensubusunuz. Bir tarafta adaletin, kanunun, yetkili amirinizin size emrettiği resmi bir talimat var. Diğer tarafta da cemaat önderinizin sizden beklentileri var. Dolayısıyla ikilemde kalmak ya da sahip üyesi olduğun cemaatin liderinin talimatını yerine getirebilmek devlet otoritesini sarsar, asayişi bozar, kesinlikle devletin doğru işleyişine mani olur şeklinde bir yorumu vardı. Hakikaten çok çarpıcı, enteresan bir bulduğum yorum. Maalesef Cumhuriyet tarihinin belki de en tehlikeli yapılanması bertaraf edilmiş oldu. FETÖ mağdurlarına gelince de şunu söyleyebilirim. Bir kere öncelikle ben de o mağdurlardan biriyim. Bana göre devletini, milletini, bayrağını, vatanını seven insanlar nefsi duygularla kızgınlıklarını, öfkelerini dile getirseler bile nihayetinde büyük fotoğrafa baktığınızda şöyle bir manzara ortaya çıkıyor.
Bizim başka bir ülkemiz yok. Gidebilecek başka bir memleketimiz yok. Türk vatandaşı olarak her şeye rağmen, yaşadığımız bütün üzüntülere, sıkıntılara rağmen yapmamız gereken devletin yanında yer almak. Kesinlikle devletin yanında yer almak. Zaten bu mağduriyetlerin büyük kısmının da ya da bir bölümünün de gerçekten kendi kimliğini gizlemeye çalışan, gerçekten ülke insanımızı, milliyetçi, vatanperver insanımızı temel değerlerden, vatan sevgisinden, bayrak sevgisinden mahrum etmeye, ayrıştırmaya yönelen insanlar tarafından yapıldığını düşünüyorum. Kendi kimliklerini, geçmişte FETÖ'yle yakınlıklarını gizleyebilmek adına ve gerçek vatanseverlerin kendilerini milliyetçilik duygularından, vatanperverlik duygularından uzaklaştırmak adına hedefleri olduğunu düşünüyorum. Ve sürecin zorluğu, yoğunluğu, günün şartları göz önüne alınarak zaman zaman bu tür mağduriyetler şahıs bazında yaşanmış olabileceğini düşünüyorum. Ama önerim kesinlikle ve kesinlikle devletimizin bütünlüğüne, vatanımıza, bayrağımıza sahip çıkmak şeklinde olmalıdır. Yani rahmetli Muhsin Yazıcı'nın bir sözü aklımda hemen. Biz dayak yedik diye babamızı gidip komşuya şikayet edecek halimiz yok şeklinde bir ifadesi vardı. Teşbihat olmasın, öyle düşünüyorum. Devlet bizim devletimiz. Asla bir kızgınlığım söz konusu değil. Asla bir üzüntüm söz konusu değil. Yegane temellim yargı mensuplarının, emniyet birimlerinin, ilgili resmi makamların gerçek FETÖ'cülerle FETÖ borsasını oluşturan, bu işten rant elde etmeye çalışan, insanları hak etmediği şekilde FETÖ suçlamasına muhatap edip itibar suikastı yapan müfterilerin bir an önce sistemden ayıtlanmasını sağlamaları. Sanırım bu konuda atılacak en doğru adım da bu olacaktır. Ali Bey, bu süreçten sonra şimdi zorlu bir 3 yılı 4 yılı geride bıraktınız ve küskün ve kırgın değilsiniz. Peki bundan sonra Ali Üstünel ne yapacak? Bir plan, hedef var mı? Ya tabii şöyle, ben 38 yıldır aktif olarak çalışıyorum. Bu 38 yılın 27 yılı yakınını silahlı kuvvetlerde geçirdim. Son 11 yıl bir nebze kamu ve özel sektör tecrübem oldu. Bir de Allah'ın bana geçmişte gerçekten bugüne kadar büyük lütuflarda bulunduğunu düşünüyorum. Yaşattıkları ve hissettirdikleri nedeniyle. Geçmişte Türkiye şartları göz önünde alındığında tabiri caizse suyun iki yakasında da bulunmuş biriyim. Silahlı kuvvetlerde üst yönetim kademesine yakın çalıştım 21 yıl kadar. Sonrasında AK Partili bir belediyede 6 yıl kadar görev yaptım. Özel sektör tecrübelerim oldu. Şimdi gelmiş olduğum noktada yine ülkem için, devletimiz için doğruyu yapmak adına, devlete hizmet etmek adına mücadele vermek istiyorum. Ha, bu mücadele hangi şartlarda, ne şekilde olur, bu konuda henüz netleşmiş bir düşüncem yok. Ama pes etmeden, doğru değerlerden asla vazgeçmeden, temel değerlerden asla uzaklaşmadan, bizden sonra gelecek nesillere güvenli bir ülke teslim edebilmek, gelişmiş bir ülke teslim edebilmek, doğru değerlerle idare edilebilen bir ülke teslim edebilmek adına bir oluşum içerisinde yer almak, ona hizmet etmek ve bu anlamda vatana olan borcumu ödemek istiyorum. Aslında bu borç
her Türk vatandaşının yegane borcu olmalı diye düşünüyorum. Özellikle bu zor süreçte. Ülkemizin içinde bulunduğu coğrafya, komşularımız, ülke içerisindeki farklı etnik kimliklere sahip topluluklarımız gerçekten ülke idaresini çok büyük oranda müşkül kılıyor. Ekstra zorluklar söz konusu. Dolayısıyla bu bağlamda hepimizin müşterek sorumluluğunun ülkemizi bir ve diri tutmak için gayret göstermek olduğunu düşünüyorum. Bu niyete ve amaca hizmet edebilecek herhangi bir oluşumun içerisinde yer alabilirim bundan böyle. Ve gücüm yettiğince yaşadığım tecrübelerin ışığında doğruyu yapmak, yaptırmak adına da bir gayretim olacak inşallah. Çok teşekkür ediyoruz Ali Bey. Yeniden geçmiş olsun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben de size teşekkür ediyorum. Kendimi ifade etme şansı verdiğiniz için sağ olun. Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.